Geçen hafta Akdeniz'de Libya açıklarında yaşanan ve en az 800 mültecinin yaşamına mal olan trajediden sonra mülteci politikaları ile ilgili tartışmalar Almanya gündemini belirleyen konu. Arka arkaya gelen kitlesel ölümlere verilen tepkiler yaşanan her yeni dramda biraz daha artıyor. Sayıların kanıtladığı gerçek, ülkelerindeki kaos, terör ve iç savaşlardan kaçan çaresiz insanların daha güvenli bir ülke arayışının devam edeceği şeklinde. Bu arayışta Avrupa Birliği'nin en refah ülkesi Almanya odak konumunda. Alman Feda İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre geçen yılın ilk 9 ayına kadar 158 bin kişi Almanya'ya iltica etti. Bu sayının bu yıl 300 bini rahatlıkla aşacağından yola çıkılıyor. Suriye ve Irak'taki çatışmalardan kaçan ile diğer ekonomik mültecilerin sayısının artmasıyla birlikte bu sayının 500 bine kadar çıkabileceği de varsayılıyor. Genelde İtalya ve Avusturya üzerinden geçen güzergahla Almanya'ya ulaşabilen mültecilerin ortalama %20'sinin iltica talebinin kabul edildiği biliniyor. Diğerleri ise geçici olarak ya da illegal bir konumda Almanya'da kalıyor veya geri kabul anlaşmasını imzalayan ve çıkış noktaları olan Libya'ya iade ediliyor. Alman siyaseti ise giderek büyüyen ve toplumda değişik tepkilere neden olan bu soruna acil çözüm arıyor. Federal hükümetin çizgisi öncelikli olarak mültecileri Akdeniz'de taşıyan insan kaçakçılarına karşı savaş açılması ve aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında mülteci paylaşımının adil yapılması gerektiği şeklinde. Avrupa Birliği'nin en fazla mülteci kabul eden ülkesi olan Almanya, yerel yönetimlerinin dünya çapındaki mülteci krizlerini tek başına çözebilecek yapıda olmadığına her fırsatta vurgu yapıyor. Yeşiller Partisi'nin Berlin Eyalet Parlamentosu Milletvekili ve Mülteci Politikaları Sözcüsü Canan Bayram, refah içindeki Almanya'nın sorumluluğu başkalarına atmaya çalıştığını ifade ederek bu tavrı eleştiriyor. Angela Merkel şu anda Avrupa politikasının ön planda çizen ve kararları veren politikacı. Bundan dolayı tabii ki Almanya aynı zamanda bu mesuliyeti üstlenmeli. Ve çok üzücü, hatta harp gibi bir durum bu denizlerdeki olay. Sonuçta insanlara orada denizi silah gibi insanlara karşı kullanıyorlar. Yani insanları Almanya'ya veyahut Avrupa'ya gelmekten duvar gibi şey yapıyorlar, geri çeviriyorlar, zorlaştırıyorlar ve sonuçta İnsanları öldüren su ve deniz oluyor. Ama asıl sorumluluk tabii ki Avrupa toplumunda ve öncelikle Almanya'da. İnsanların yasal yollarla gelemediğinin ve başka çıkar yolu olmadığı için hayatlarını tehlikeye attığının, bu yüzden Akdeniz'in bir mezarlığa döndüğünün altını çizen Canan Bayram, Almanya'nın yaşlanan nüfusu ve eleman eksikliği nedeniyle mültecilere ve göçmenlere her zamankinden fazla ihtiyacı bulunduğunu, bu yüzden daha fazla mülteci kabullenmesinde kendi çıkarına olacağını savunuyor. Yabancılar veyahut mülteciler tarafından bir tehlike gelirmiş gibi konuşmalar yapıyorlar. Ama bence bu politikacıların kendi korkusu, bir daha seçilmez diye korkusu. Gerçekten sorumluluğu üstlense bizim politikacılar, bütün hepsi üstlense, o zaman halka demesi lazım ki ya kardeşim senin yarın öbürsü gün geleceğin mülteciların, yabancıların gelmesine bağlı bir şey. Çünkü her yıl, şu anda bile her yıl 400 bin kişi daha Almanya'ya gelmesi gerekiyor, dışarıdan gelmesi gerekiyor. Önümüzdeki yıllar bu 500 bin, 1 milyona çıkacak ve bunları da şimdiden düşünüp tartışmamız lazım. Bazı siyasetçilerin ve son aylarda baş gösteren mülteci ve İslam karşıtı Pegida hareketinin mülteci konusunu popülist yaklaşımlarla kendi politik çıkarları için kullandıklarını söyleyen Yeşiller Partisi Mülteci Politikaları Sözcüsü Bayram, siyasetçilerin buna karşı hüsnü kabul kültürünün halk tabanında yaygınlaşmasına katkıda bulunmasını istiyor. Alman halkı ve Almanya'da yaşayan insanlar şu anda biraz tedirgin. Geleceğimiz nasıl olacak? Ve bu çoğu dış ülkelerden gelen insanlar bizim toplumumuzu nasıl değiştirecek? Elbette bu insanları bir an çabalandırabilir. Bu gayet normal bir şey. Ve ben çok ilgimi çeken şey, genelde yabancı oranın çok düşük olduğu yerlerde insanlar yeniliğin nasıl olabileceğini, kendi hayatını nasıl değiştirebileceğine dair sorular var kafasında. Ve bu gayet normal bir şey. Ve biz politikacı olarak bu soruları cevaplandırmamız gerekiyor. Yani sonuçta diyebileceğimiz şey, 50 yıl önce birçok yabancı geldi dış ülkelerden. Bunların bir kısmı şimdi doktor, bir kısmı şimdi hemşire, bir kısmı sizin şu anda hayatınızın devam etmesi ve yüksek bir standarta devam etmesini sağlıyor. Federal Kriminal Dairesi'nin verilerine göre son aylarda mülteci yurtlarına kundaklama girişimi gibi toplam 86 saldırı düzenlendi.
Son olarak Aşağı Saksonya eyaletindeki Tröglitz'te mülteci yurdu olarak planlanan binanın kundaklanması büyük tepki çekmişti. Geçen pazartesi ise başkent Berlin'de mültecilerin kalması için hazırlanan konteyner kampın bekçisinin neonazilerin saldırısına uğradığı bildirildi. Berlin polisinin açıklamasına göre söz konusu kampın önüne gelen 3 neonazi yabancı düşmanlığı içeren sloganlar atarak kamp bekçisinin kafasına şişe fırlattı. Cem Dalaman, Berlin.